Merhaba arkadaşlar. Bu videomda Norveç'e nasıl geldiğimi ve burada nasıl kamyon şoförü olduğumu sizlere anlatacağım. Öncelikle ben Norveç'e iş vizesiyle geldim. Norveç'e gelmeden önce burada bir ofis işine başvurdum. O işten kabul edildim ve bir iş sözleşmesi yaptım. Bu sözleşmeyle birlikte UDI'ye başvurdum. UDI de başvurumu kabul etti ve Norveç'te çalışmaya başladım. Bununla ilgili nasıl Norveç'te iş bulunur ya da iş vizesiyle ilgili bir video hazırlayıp kanala daha önce koydum. İlgilenen arkadaşlar bakabilirler. Ben ofis işinde çalışırken araya korona girdi. Ve bu arada birçok ofis kapandı ya da işletmeler durdu. Ben de bu arada Norveç'te nasıl kalabilirim ve nasıl kolay iş bulabilirim diye araştırırken kamyon şoförlüğü bana önerildi. Ben de gazetelere baktım. Norveç'te yaklaşık 10 bin kamyon şoförü açığı olduğu yazıyordu. Bu mesela Türkiye gibi ülkeler için çok büyük bir sayı sayılmaz ama Norveç'in tüm nüfusunun 6 milyon olduğu düşünülürse bir iş için 10 bin kişi aranması gerçekten büyük bir rakam. Bu nedenle gittim bir sürücü okuluyla görüştüm. Tabii Norveç'te ağır vasıta şoförü olmak, yani kamyon şoförü olmak için Norveççe bilmek gerekiyor. Bu yasal zorunluluk. Okul Norveççemin yeterli olduğuna kanaat getirdi ve okula başladım. Önce kamyon ve tır ehliyetini aldım. Bu ehliyetler için teori sınavlarına ve pratik sürüş sınavlarına girdim. Hepsi Norveççeydi. Daha sonra 128 saat meslek şoförlüğü eğitimi aldım. Norveç'te kamyon sürmek için yürke şoför dediğimiz YSK denilen bir de belge almanız gerekiyor. Ehliyet yetmiyor. Türkiye'deki SRC'ye benzer bir belge. Bunu iki şekilde alabilirsiniz. Ya özel okullarda benim gittiğim gibi 128 saat ders alarak ya da burada transport meslek yüksek okulu var. Ona gidip 4 yıl okuyabilirsiniz. Neyse, bu sayede gerekli belgeleri elde ettikten sonra iş başvuruları yaptım. Önce daha küçük bir şirkette çalışmaya başladım. Geçici bir işti. Daha sonra şu an çalıştığım şirkette kalıcı bir iş buldum. Zorluklar yaşadım mı? Tabii ki öncelikle ana dilim olmadığı için sınavlara hazırlanmak biraz beni yordu. Onun dışında birçok başvurduğum firma Norveçli şoför istiyorlardı. Ya bunda da çok haksız değiller çünkü yollar gerçekten dar ve her şoför burada gerçekten iyi kullanamayabilir. Bir de bir firmayla konuşmuştum. Onlar daha önce bir yabancı şoför almışlar. Her şeye evet 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 diyordu ama bizi anlamadığı halde evet diyordu. Sonra istediğimizi yapmıyordu dediler. Ben bu mazereti de haklı buldum. Bu gibi zorluklar yaşadım ama sonunda Norveç açısından kalıcı bir iş buldum. İşimin zorlukları var mı? Bir kere çok erken başlıyoruz işe. Yani saat 5 gibi, 5.30 gibi ve geç bitiyor. Bazı günler 15 saat çalışıyoruz. Diyeceksiniz şimdi hani sürüş süreniz yok mu? Evet, sürüş sürelere bağlı. Günde en fazla 10 saat sürebiliyorsunuz Norveç'te ama bizim işimiz sadece sürmek değil. Ben asfalt atan bir makineyi de kullanıyorum ve yol yapıyoruz. Bu nedenle bazı günler 15 saati buluyor. Tabii ki iş zor ama Norveç'te şu şekilde bir uygulama var. Neredeyse bütün iş sözleşmeleri bu şekildedir. Aylık sabit bir maaş almazsınız. Saatlik ücret üzerinden anlaşırsınız. Tabii ki saatlik ücret olduğu için ne kadar çok çalışırsanız o kadar iyi bir geliriniz oluyor. Ayrıca 7.5 saatten sonra çalıştığınız saat için tabii ki fazla mesai ücreti ödeniyor. Yani normal maaş değil. O yüzden benim için çok sıkıntılı değil. İşimi de Norveç'i de Norveç'te yaşamayı da seviyorum. Tabii ki ülkemi çok seviyorum. Ülkemi çok özlüyorum. Ancak burada yaşamayı da çok seviyorum. Yani bazıları burada yaşıyor, Norveç'i kötülüyor. Ben onlardan değilim. Yani burayı seviyorum. O nedenle burada yaşamayı tercih ediyorum. Bununla ilgili daha sonra bir
Video çekip kanala koyacağım. Yani neden Norveç diye. Yani Norveç'e gelmem ve Norveç'te kalmam bu şekilde. Bununla ilgili çok yorum ve soru geldiği için bu şekilde size anlatmak istedim. Tabii ki gelişte bazı zorluklar yaşadım. Burada ilk çalışırken de bazı zorluklar yaşadım. Buranın çalışma sistemi Türkiye'deki gibi değil. Örneğin öğlen yemeklerini yiyebileceğiniz restoranlar yok ya da çalıştığınız firmalar size vermiyor. Ofis işi de olsa, bu şekilde kamyon şoförlüğü de olsa kendiniz paket halinde öğlen yemeğini götürüyorsunuz. Onun dışında ilk geldiğimde pazar günleri her yer kapalıydı. Yani pazar günleri burada marketler kapalı oluyor. Gıda alışverişini cumartesiden yapmanız gerekiyor. Bunlara alışmam biraz zor oldu. Bunun dışında büyük sorunlar yaşamadım. Kültürel farklılıklar biraz yordu beni. Başta aile birleşimi yapmadan önce, yani eşim Norveç'e gelmeden önce kendim yemek yapıyordum burada. Ama tabii ki Türk yemeklerini çok özlüyordum. Daha sonra aile birleşimine başvurduk ve kabul edildi. Eşim de Norveç'e geldi. O da şu an Norveç'te çalışıyor. Onun gelmesiyle birlikte o özlemim gitti. Türk yemeklerine olan özlemim. Çünkü gerçekten çok güzel yemek yapıyor. Ama yine de Türkiye'ye olan özlemim gitmiyor. Yani Türkiye'ye tatile gideceğim günü iple çekiyorum. Yaşam burada Türkiye'dekinden biraz farklı. Yani iş hayatı da farklı. Yani Türkiye'de mesela bir müdür, patron, çalışan ayrımı çok fazla. Burada öyle bir ayrım yok. Yani mesela bir iş yerinin sahibi de ofisini temizlemek zorunda. Yani mesela siz patronunuza kahve götürmezsiniz. Hatta bir toplantıda iş yeri sahibinin size kahve ikram ettiği, yani elinde kahve getirdiği bile olur. Bu yönleriyle ben beğeniyorum burayı. Ayrıca burada kamyon ve tır sürmeyi de çok seviyorum. Yollar çok güzel. Bazen çok dar yollara gidiyorum. Ama olsun. Yazı güzel. Tabii ki kışın bazı zorluklar çekiyorum. Geçen kış bazı yerlerde, çok kaygan yerlerde sürmüştük. Zincir yetersiz kaldı. Ama tabii onları kamera kaydına almamıştık. Bu kış, kış sürüşlerini de kayda alacağız. Ve gerçekten kışın da mükemmel bir manzarada sürüyoruz. Ama kış sürüşleri burada biraz zor. Onun dışında yazını çok seviyorum. Çünkü kaldığım yerde gece olmuyor. Bununla ilgili kısa video çekmiştim. Yani hava gece 12'de bile aydınlık. Bu yönüyle çok seviyorum. Gün bitmiyor. Bir sürü şey yapabiliyorsunuz aynı gün içinde. Ama kışında tam tersi. Kışında sürekli karanlık. Gün az sürüyor. Buna da biraz alışmak gerekiyor. Ama kar yağdığı için her yer bembeyaz, çok güzel. Bahar çok güzel bir mevsim burada. Her yer yeşillik. Şu an yaz mevsimindeyiz. Gördüğünüz gibi her yer yeşil ve yağışlı. Güneş açtığı günler sıcak oluyor hava. Gerçekten çok sıcak oluyor, güzel oluyor. Ama geneli bu şekilde yağışlı geçiyor yazının. Yani Norveç'teki yaşantım, iş bulmam, gelişim bu şekilde. Sorularınız varsa ya da Norveç'le ilgili merak ettiğiniz konular varsa yorumlara yazabilirsiniz. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum.